Sayın yargıtay başkanım, sayın dışişleri bakanım, Avrupa Konseyi'nin sayın genel sekreteri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, çok değerli milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, bakanlıklarımızın değerli temsilcileri, yargı mensuplarımız, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, Öncelikle birçok şairin ve yazarın övgüsüne mazhar olmuş, yedi tepeli şehriyle, Asya ile Avrupayı birbirine bağlayan kıtaların ve kültürlerin buluştuğu İstanbul'da Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile iş birliğimizin sonucunda bu projenin açılış töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim ve sözlerimin başında. Sayın Maria Burici Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine seçilmesi nedeniyle tekrar tebrik eder, başarılar dilerim. Bugün 9 Aralık ve insan haklarını konuşuyoruz. Yarın İnsan hakları evrensel bildirgesinin ilan edildiği 10 Aralık. Bütün dünyada insan hakları günü olarak ve insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır. Yine bu hafta ülkemizde Mevlana Haftası olarak kutlanmaktadır. Ve sözlerimize başlamadan insan haklarına Mevlana'nın penceresinden de bakmakta fayda görüyorum. Mevlana 1948'de ilan edilen insan hakları evrensel beyannamesinden 7 asır önce şöyle seslenir insanla. Bütün insanlar kardeştir. Ne kul vardır, ne köle. Çünkü ona göre alem bir bütündür. İnsan Alemin kalbidir, evrenin kalbidir. Bütün insanlar bir beden gibidir. Mevlana düşüncesindeki bu bütüncül insan hakları anlayışı, insan onuru ilkesi, insanın yaratılışta gaye varlık oluşu, kainatta birlik ve eşitlik ilkesine dayanır. <laughs> Mevlana düşüncesindeki kainatta birlik ilkesi, bugün tartışa geldiğimiz ve dayanışma hakları olarak tanımladığımız çevre hakkı, kalkınma hakkı, barış hakkı gibi insan haklarının düşünsel temeline de ışık tutan niteliktedir. Değerli konuklar, malumunuz olduğu üzere demokrasilerde iyi işleyen bir yargı sisteminin varlığı tartışılmaz bir ihtiyaçtır. Bu aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmanın da vazgeçilmez bir şartıdır. Demokrasimizin insan hakları ekseninde güçlendirilmesi ve yargı sistemimizin daha iyi işlenmesinin sağlanması sadece güncel ihtiyaçlarımızın değil, kültürel ve medeniyet kodlarımızın da bir gereğidir. Türkiye, dinamik toplumsal yapısıyla sürekli değişmekte ve her alanda gelişmektedir. Kamu kurumlarının da bu gelişmelere uygun bir yenilik ivmesini yakalamak ve reform politikalarını hayata geçirerek toplumsal dinamiklere uygun yapısal dönüşümleri gerçekleştirmesi şarttır. <laughs> Amacımız toplumsal taleplerin karşılanması, vatandaşlarımızın etkili ve daha kaliteli adalet hizmetini makul sürede alabilmesini sağlamaktır. Bunu sağlamak için de ülke olarak vakit kaybına asla tahammülümüz yoktur. 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna duyurduğu yargı reformu stratejimiz ile başlayan reform sürecini iç ve dış bütün paydaşlarımızın katkılarıyla sürdüreceğiz. Bu anlamda 2019 yılı çalışmalarımız için önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Uygulamada ve mevzuatta karşılaştığımız sorunları çözmeye yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren toplumun geleceğine ışık tutan bir hukuk düzenini ve daha iyi işleyen bir yargı sistemini oluşturmayı milletimize karşı bir borç biliyoruz. İşte yargı reform strateji belgesi de bu bakış açısıyla hazırlanmıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan ve bu dönemin yol haritasını oluşturan bir belgedir. Bu belgede vizyonumuzu güven veren ve erişilebilir bir adalet olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu belge aynı zamanda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin de bir parçasıdır. Ancak bu süreç ne yönde evrilirse evrilsin, reform adımlarımızla ülkemizin hak ettiği yargı sistemini daha iyi bir yargısal işleyiş oluşturmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Belgeyi tüm yargı kamuoyunu kapsayan ve yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin sonunda oluşturduk. Bu belgeyi ...diğer belgelerden ayıran en önemli özellik, hazırlık sürecindeki bu katılımcı yaklaşımdır. Bu süreçte tüm paydaşlarla, uygulayıcılarla, barolarla, gazeteci ve aydınlarla... ...sivil toplum kuruluşlarıyla, uluslararası kuruluşlarla temasla geçtik... ...ve herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık. Değerli konuklar, yargı reformu stratejisinde hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi amacıyla yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanması da öngörülmüştü. Bildiğiniz gibi hak ve özgürlüklerin korunması ve bundan da öte geliştirilmesi bütün ülkeler için en önde gelen ihtiyaçtır. Demokrasi ancak bu şekilde gelişecek. Bireysel ve toplumsal güven ancak bu şekilde sağlanacaktır. Hak ve özgürlükler alanında şimdiye kadar sağladığımız kazanımları korumak ve daha geliştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz 17 yıllık süreçte başta anayasa ve temel yasalarda olmak üzere çok önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesine temel hak ve özgürlükler alanında bireysel başvuru hakkı getirilmesi, askeri mahkemelerin kaldırılması, sivil askeri yargı ayrımına son verilmesi, kişisel verilerin korunması hakkının yasal güvenceye ve kurumsal zemine kavuşması, bilgi edinme hakkının anayasal bir hak olarak güvenceye kavuşturulması, çocuk haklarının anayasal koruma altına alınması, sendikal özgürlüklerin geliştirilmesi ve toplu sözleşme hakkının getirilmesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması gibi temel hak ve özgürlüklere odaklı yenilikler hayata geçirilmiştir. Elbette bu mevzuat değişikliklerine yenilerini eklemek zorundayız. Kuşkusuz hukukun üstünlüğü ilkesi ve ifade özgürlüğünü de içeren temel hak ve özgürlükler demokrasinin özünü oluşturmaktadır. Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak insan onurunu koruyan, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemin tesisi ve muhafazası temel görevimizdir. Tüm hükümetimizin çalışmaları da bu hedefi gerçekleştirmeye yöneliktir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi demokratik sistemin temel hedefini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünden bu yana insan hakları anlayışı da sürekli değişmiş. Hak ve özgürlüklerin içerdiği değerler de gelişmiş, bunlara yenileri eklenmiştir. Bilindiği gibi sürdürülebilir kalkınma araçlarının özünde de insan haklarına dayalı bir yaklaşım bulunmaktadır. Türkiye hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi ilkelerinin üzerine kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu bir üyesi olarak uluslararası toplumun bir üyesidir. Ülkemiz <laughs> bu durumun bir gereği olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisine dahil olmuştur. Hali hazırda, Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yakın bir işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hak ve özgürlüklerin anlamını içselleştirmiş bir yönetim anlayışımızın gereği olarak insan hakları standartlarının yükseltilmesine sadece uluslararası taahhütlerin bağlayıcılığı noktasından değil, aynı zamanda ülkemizin, milletimizin ve bütün insanlığın vazgeçilemez bir ihtiyacı olarak bakıyoruz. Bu nedenle anayasamıza da teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin daha da korunması ve geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesi de ancak hak ve özgürlük temelli bir sistemde mümkün olabilecektir. Değerli konuklar, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı tanınması insan hakları açısından tarihi bir adım olmuştur. Böylece vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerinin önüne geçilmiş. Yine bu sayede ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular önemli ölçüde azalmıştır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki süreçler bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Bir yandan bu süreçlerin daha iyi yürütülmesine yönelik kapasiteyi güçlendirirken diğer yandan ihlal sebeplerine ilişkin kalıcı çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde kurulan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı müstakil hale getirilmiş ve kapasitesi artırılmıştır. Yine İnsan Hakları Tazminat Komisyonu da 2013 yılında faaliyete başlamış, geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile yetki alanı daha da genişletilmiştir. Böylece, vatandaşlarımızın iç hukukta hak arama yolları daha da genişletilmiş, ahim nezdindeki davalarda da önemli ölçüde azalmalar sağlanmıştır. Değerli konuklar, bildiğiniz üzere anayasamızın ikinci maddesinde hukuk devlet ilkesi güçlü şekilde vurgulanmış ve insan haklarına dayalı bir yaklaşım burada ifade edilmiştir. Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planını hazırlıyoruz. <laughs> Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir. Temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atılacaktır. İlk eylem planı 2014 yılında hazırlanmıştı. Bu planda sadece ahim nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönük, yönelik Faaliyetler öngörülmüştü. Yeni eylem planında ayın kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız. Ve bu eylem planında katılımcı bir anlayışla sürdüreceğiz. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, bütün paydaşlar yanında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi dış muhataplarımızın da görüş ve önerilerini alacağız. Ve böylece Yine bu reform belgesinin de 82 milyonun belgesi eylem planı olmasını hedefliyoruz. Özellikle yargı bağımsızlığı başta olmak üzere her türlü konuda hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması çerçevesinde bir yol haritası, temel politika oluşturulacaktır. Sadece bakanlığımız değil tüm bakanlıkların, hükümetimizin bu alanda bir yol haritası, bir hükümet planı olacaktır. Ve bu sürecin bugün yaptı, açılışını yaptığımız insan hakları eylem planının uygulanması ve raporlanmasının desteklenmesi projesi kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanında ihtiyaç analizleri yapılmasında öngörüyoruz. Bu çerçevede yine bildiğiniz gibi meclisimizin iradesiyle yargı reformu da ortaya konan belgedeki ilkelerden biri hayata geçmiş birinci yargı paketi kanundaştırılmıştır ve özellikle bu pakette de insan haklarının korunması ve geliştirmesi amacıyla reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Özgürlüklerin ifade özgürlüklerin daha da genişletilmesi, adil yargılanma hakkı gibi birçok düzenleme ve bir takım hakların geliştirilmesi söz konusudur. Bunlar tek tek sayarak vaktinizi almak istemiyorum ama temel esası mağdur odaklı bir yaklaşım ve ifade özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünü yine genişleten, güçlendiren düzenlemeler söz konusudur. Esasen hangi düzenleme getirilirse getirsin, iyi kanunun iyi uygulamayla hayat bulacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle esasen iyi uygulamanın da yine bu reformlara önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sözlerime son verirken özellikle terörle mücadelenin bir insan hakkı mücadelesi olduğunu da hatırlatmak isterim. Türkiye, FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken insan hakları temelinde bu mücadelesini yapmaktadır. Ve özellikle suçluların iadesine yönelik iade talepleri, Türk yargı mercilerinin iade taleplerine de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde destek verilmesi, bu taleplerin yerine getirilmesi Türkiye'nin uluslararası belgelerden kaynaklanan bir hakkıdır, bir talebidir. Bunun da terörle ortak mücadele anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle bunu da paylaşmak istiyorum. Konuşmama son verirken Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile hükümetimiz arasındaki yapıcı işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu projeden de çok önemli çıktılar ortaya çıkacağını, Konsey ve Birlik arasındaki işbirliğinin güçleneceğine inanıyorum. Ve tüm katılımcıları selam ve saygıyla selamlıyorum. Kafanız süpürüyor. Biraz daha ayarlamaya Başkanım, sayın bakanların fotoğraf çekimi sırasında ben efendim çekiyoruz. Çekildikten ardından kısa bir parbe arası vereceğiz efendim. Adımlarından panel oturumu ilk